Ben de zannettim ki Türkan abla bir şey söyleyecek. Kalkmış bana müzik açıyor burada. Bedo mudur nedir? Bir git Allah aşkına bana istek müstek gönderme ya. Müzik açıyorsun bana. Kız insan gibi dedim belki bir şey söyleyecek dedim ha. Aa. Git müziğini başka yerde dinle. İki öne daha alır mıyım ben bunu? Hayır. Yok hiç almam. Hiç almam. Aa. Hava lastikte de var. Hava için geliyor buraya. Saçım mı? Maşallah benim saçım her zaman güzel. Güzel. Kızım da güzel. Maşallah. Kurban olsun anne buna. Buna da şey yapacağım. Randevu alacağım. Tıraş ettireceğim. Ha. Şey. Keratinle karışık bir şampuan. Keratin var içinde. Bir tane biram var dedim onu içeyim bari dedim. Önce iki tane kahve içtim. Çok mersi. Ama moral mi bıraktı Allah aşkına? Yani ben de mi insan gibi gelip belki bir şey konuşacak dedim. Daha da alır mıyım onu? Mümkünatı yok almam. Asla. Kadın halasıyla ilgili bir şey konuşuyor burada. Ben herhalde bir şey konuşacak dedim. Önemli. Canım zaten benim psikolojim bozuk. Aa. Bir de onun burada gelip böyle yapması. Yok zaten hayatım dört tane arabaya vurmuştuk ya tek dişle. Ha. Onu şeyi
Zaten evim icralık, arabam icralık. Ondan sonra yetmiyormuş gibi karşı tarafın dört tane arabanın sigortaları arıyor beni. Ben hangi biriyle uğraşacağım ben? Sanki bana çok şugar. Sanki bana çok güzel sesi var. Bir git Allah aşkına. Seni iki senedir tanıyorum. Bir saniye çıkıyorsun, bir ağzından bir şarkı, bir nakarat duymadım. İyiyim Zeynep, sen? Aa, bir de gelmiş burada şey yapıyor, hava atıyor. Git başımdan. Bir daha da seni ne alırım ne ederim. Evet Zeynep, gelemez mi, izleyemez mi? İzler. Yapmış olduğum yayınlar alenen herkese açıktır. Saygı çerçevesinin içerisinde gelip beni izleyenlere ben de saygı duyuyorum. Ama böyle Bedo gibi aşağılıklara da maalesef yer vermeyeceğim bundan sonra. Aa! Ne yapacaktım ha? Tabakama sigara koyayım da. Merhaba Minikşe. Merhabalar. Sanki Zümrüt Asolist'in gibi bir sese sahip, sanki Sibel Baysal gibi bir halk müziği, Arabesk kraliçesi Sibel Baysal gibi bir sese sahip. Geliyor burada, belki dedim hani önemli bir şey var dedim, anlatacak dedim, derdini dinleyeyim, sorununu. Aa, kalkmış bana teknede müzik dinletiyor burada. Ben zaten müziği sevmiş olsam gazinolarda gider sahne yaparım. Ben okuduğum kendi şarkılarımdan haz alıyorum. Bedo'nun müziğini mi çekeceğim? Havasını mı çekeceğim? He? Olmuyor, alıyorum, olmuyor. Bak bu 3. Dur tekrar deneyeyim şuradan. Selam canım. Doğru söylüyorsun Zümrüt. Bir günden bir güne ben o kadar sahneye çıkıyorum diyor. Afişler yapıyor kendi kendine. Ondan sonra sahneye çıkmadan bayılıyor küründen. Hiçbir günden bir güne ben bir tane şarkı, bırak şarkıyı tam olarak, tüm olarak ben yani Cani Cani'nin şeyini duymadım o mikrofonda bundan. Sen neden sanatçı? Zümrüt de benim yanımda. Oldu mu kız? Oldu oldu, buradayım. Ya bu şey değil Zeynep, değil, sen de hemen atlama keklik gibi be. Yap.
Hocam, benim yayınım herkese alenen açık. Saygı çerçevesi içerisinde gelip beni izleyebilirler. Ha, hadlerini aşarlarsa o zaman ben gereğini yaparım. Ama benim yapmış olduğum yayın alenen açık. Tabii ki gelip herkes izleyebilir. Sen az önceki şeyden, Puş'tan haber ver. Onu konuş. Sanki müzik yok bende. Vallahi müziği ben kendim okuyorum. O kadar güzel. Sen? Belki dedim ki hani önemli bir sorunu vardır. Gelip burada konuşacak. Bura arabanın lastiğinde de hava var. Heh, geldim. Canavar mı geliyor? Hay Allah'ım ya Rabbi. Aa, çıktın mı Zümrüt? Geçmiş olsun tekrardan. Kızım dur gel böyle. Allah Allah. Sana top mu oynatacaklar? Gel. Hadi iç kahveni iç. Kızımla kahve keyfi yapıyorum. Kahveni iç koydum sana da hadi. Otur kızım öyle kız gibi ol. Heh. Ve kızım da tabii ki kahve içecek. Ne diyorsunuz siz? Efendim buradan iki muhabbet edeyim dedim. Görüyorsunuz. Zaten benim derdim, benim sorunlarım bana yeter. Bir de ben onun teknesiyle, müziğiyle mi uğraşacağım? Hayatım, teftiş buradayken benim arabanın treni boşalıyor. Hava yağmurlu. Dört arabaya vuruluyor. Ruhsat sahibi de ben olmadan dolayı Aa, ihale bana kalıyor. Boyuna beni İstanbul'dan sigortalardan arıyorlar. Dört araba. Ben hangi birine şey yapayım? Adam bana 3 gün müddet veriyor. Yoksa diyor gene icra koyacağız. Alıştım, koyun. kadının derdi başından aşkın zaten. Git gel, git gel, git gel. Vallahi bana anlatıyor, ben bile bunaldım ya. Anlatmasından değil, bu süreçten bunaldım yani. Haklı. Haklı yani, gerçekten Kızım tıraş haklı ya. olacak. Bak, 1500 TL. Yaz geldi, doğru. Onu gönder. Bunalım. Hava atacağına teknede. Nerede hayvan seversin sen? Ancak gelirsin burada böyle hava atarsın. Uğraşamam senin havanla. Engelleyeceğim seni. Stres oldu tabii. Sibel de haklı. Selam Zümrütçüm. Hay Serpil'cim. Teşekkürler canım benim. Kızım ne oluyor? Abiye mi üzülüyorsun? Ne oldu? Tamam oynuyor abi, tamam. Hay Allah'ım ya Rabbim bu köpişler. Abisini oynatmıyorlar futbolda diye bu da onun yerine ağlıyor.
İnsan gibi ya, yok böyle bir şey ya. Tamam, barıştılar kızım. Hadi otur, tamam. Barıştılar. Tamam, barıştılar kızım. Hadi otur anneciğim. Barıştılar kızım, tamam. Kimse kızmıyor. Abi bir şey demiyorlar. Hep... Sen de bana konuşma fırsatı vermiyorsun arkadaşım ya. Çıkayım mı, ne yapayım? Hayır çıkma da yani. E konuş konuş, tamam, ben bir şey demiyorum, genel ev durumları. Bana çatıyor şimdi. Ben de engelli onu. Bak Zümrüt ne diyor? Engellemişim onu diyor. Şimdi ben de bu Tamam şeyden tamam. çıkıp engelleyeceğim onu. Birisi burada ne kadar güzel bir şey yazdı. Koyun et derdinde bilmem ne. Doğru. Aa. Tamam, ben de sana haklısın diyorum. Ne diyorum? Doğru. Kız ben dedim ki belki insan gibi bir şey soracak dedim. Söyleyecek. Sana yaptığım like'ı da geri alacağım. Ha engelleyeceğim zaten seni. Sana demedim ne kadar maddi çıkmış bu. Evet, dedin doğru. Uçuver değil ki. Kalbi de güzel değil. Evet efendim size... Ay sinirimden gülüyorum. Neyse artık yani. Relax, relax Sibel. Evet en son Ne relaksı saçlarımı ya, kızım ateş soruyordunuz. fışkırıyor Saçlarımı biliyorsunuz ben kendim boyuyorum efendim. Kendim kesiyorum. Ondan sonra da değişik keratinle ilgili bakım şeyleri var. Onları kullanıyorum. O yüzden saçımın rengi güneş gibi. Maşallah. Onda saç mı var kız? Senin gerçekten saçların müthiş. Maşallah. Maşallah, sırça gibi saçların Onda var. saç mı var? Madiler Doğru madisi seni. aslında. Madiler madisi. Bir günde efendim yine böyle Sibel Hanım beni alır mısınız? Dedi. Dedim herhalde önemli bir şey konuşacak dedim. Söyleyecek. Bak diyor. Ben diyor komşum diyor vefat etti diyor helva yapıyorlar diyor. Oraya geldim diyor. Ondan sonra görüntü açıyor. Altında jartiyerle gitmiş cenaze evine. Onu gösteriyor. Aa bu Bedo. Sanki kendisi hiç ölmeyecek. Sanki biz baki dünyadayız. Zaten adı üstünde fani dünyadayız. Bir kere sen de sahibi olmuş olsa komşunun cenazesine jartiyeyle gitmezsin. Hemen atıverdim gene. Bu ne ayol? Uğraşamayacağım. Hocam efendim. Ne yapacağım? Görüyor musun? Fındık da yok. Fıstık var ya fıstık. Şam fıstığı değil de. Bir tane de cips var ama o da açık bayatlamış. Şimdi nasıl yiyeyim onu? Yiyemem.
Abi de şeyle baharatla hiç sevmiyorum. Yok Salla yok öyle. salla Zeynep Hülya adını kullanmaz kesinlikle kız. Taklidi tamamen. Onun taklidi bu. Onun yayınlarına da gidiyordu bu. Gerçek abi benim diye yayınlarına da gidiyordu onun. Yok yok gerçekten hanıma değil o. Ya O kalkıp da sen okuma Hülya adını. boş ver. Sen Ay kendi muhabbetine kandım. bak. Yavrucuğum insanlar kandırılmasın, onu o zannetmesinler ya. Tamam da kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Yapmış olduğum alenen bir yayın. Dünya çapında herkes izleyebilir. Hay Allah'ım ben neyin kafasındayım, bu neyin kafasındayım? Kimseye burada rapor sunmak, vermek zorunda değiliz. İsteyen saygı çerçevesi içerisinde izler. Okey Kadar da dokey. ben özel alıp da gizli yayın yapmıyorum ki. Alenen yapıyorum. Yani. Sibel abla Mükremin'le tanıştın mı? Nasıl birisiydi diye soru sormuşlar sana. Açıklamalar duruyor efendim. Tekrar tekerür mükerür etmeme gerek yok. Mükremin de bir insan, ben de bir insanım. Siz izleyicilerim de sizler de bir insansınız. Daha neyin açıklamasını yapayım? Yaptım ya efendim. Almaz olaydım onu. Bedu mudur nedir? Ay Fulya ile ne güzel kahve içiyorduk. Dedim Fulya dedim gel dedim. Şey yapalım. Biraz dedim Yayına. sohbet edelim dedim. Tamam Siboş dedi. E bak dedi geldi 2 dakikada benim moralimi bozuyor burada. Hava atmaya çalışmayın arkadaşlar. Hava atmayın, doğru. Hoş geldin canım benim. Hoş geldin Feride. Merhabalar, merhabalar Feride Sevengül Hanım efendi. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok efendim? Yok, Belli Feride'ye başlı sıkıntısı ait var Feride'yle yani. benim Kimse aram niye ondan biliyorsun? bir öğreti Keşke herkes Feride gibi, bu az önceki var ya, ağzıma bozmayacağım. Ha Gollum şeyi olur. Ayrı konu. Ama Gollum şeyi doğmuş olsa senin burada müzik çalmaya hakkın yok. Müzikle giriş yapmayacaksın. Tekneymiş. Bana ne tekneden? Bana ne senin havandan? Boş hava. Çok kaliteli eğlence mekanlarına çıkıyorsun ya Antalya'da. Kendin üstüne para veriyorsun, oraya giriyorsun da mikrofonu dahi sana vermiyorlar. Çünkü sende ses mi var? Bir gün aldım Feride'yi, kulüm yapalım dedik. Feride dedi ki yeni single çıkartıyorum. Oradan bir tane müzik çaldı. Kaç kişi varsa yasak aldı. Sen neyin peşindesin? belki de yasak aldık, doğru. Evet. Feride de aldı. Zümrüt de aldı. Ben de aldım. Sen de aldın. Demet Levabo da aldı. Kaç kişi vardı? Hepsi aldı.
Arkadaşlar şarkıyı ben okursam kendi sesimden tamam gelip hakkı oluyor. Ayrı konu. Ama burada Instagram diyor ki Sibel Baysal okuyor diyor. Ben başkasının müziğini çalmıyorum ki. Bedo gelmiş burada hava atıyor, müzik çalıyor. Feride. Yattaymış bize hava atıyor. Vallahi hiç bana sempatik gelmiyor. Hiç bana sempatik gelmiyor. Kendisi de eğlenmiyor demek ki, yayın açtırıyor, yayında paylaşıyor bunları. Demek kendi de eğlenemiyor ki, telefon elinde. Ben şahsen Hayatım o bu Ankara. geldiğim yerde telefon gelmez aklıma. Dün Ankara çok soğuktu biliyorsunuz. Ondan bir gün önce de çok yağmurluydu, çok soğuktu. Ondan sonra gece kombiyi yaktım, çamaşır yıkadım, bulaşıklar yıkadım, oraları buraları sildim ettim, bilmem ne yaptım. Ondan sonra 2 saat önce kapattım kombiyi. Şimdi gene bir uyarı geldi, son dakika haberi, şeyi duyurusu. Yine selsele götürecek, yine hava çok soğuk. O yüzden şey çamaşırlarım da kurumadı. O kadar ben bugüne şey yaptığım halde kombiyi yaktım halde kurumadı. Çamaşırlığım var yatak odasında da tek düş kullandığı için şey orada yattı ya şey yapmak istemiyorum. O kadar temizledim ben o odayı. Hala sipsi kokuyor. Aylar geçti. Düşünün. Serpil. Eğer bir daha böyle bir şey yazarsan seni engellemem çıkartırım. Tamam mı? Kız yok, burada Bedo'yu söylüyor, Tamam. Bedo'yu. Eğer bir daha böyle bir şey yazarsan seni çıkartırım, engellemem. Yayınını izlersen. Yavrum sen Size ne? de Ne yaptı? askerliğini yaptın Beni bizi. ilgilendirmez. Askeriye düzeni getir diyor buraya şu an be. Aa, yeter Siboş, bir sigara içeceğim. Az sonra da yatın der. Serpil'cim öyle şeyler yazma. Bu kadının gözüne takılıyor, aniden okur. O yüzden diyorum. Yo, aşağıdan Yazıyla cevap. cevap versin. Yazıyla Öyle cevap versin. cevap Yani. verdim zaten. Aa. Kadının. Hiç bir zalime benzeyen bir tarafın var mı? Gene ne piyiz dermiş diyorsun. Sinirlendim ya Bedo'ya. Çıkar şunu ya. Dur engelleyeyim ben de, siktirsin gitsin. Bak. Yürü git. Bak argo kelimeyi çıkarttınız ağzından. Ben biliyorum bu kadının huyunu. Neyse YouTube buraya sansür koy. Yaptım Aa. hayatım? Senin için engelledim yahu. E tamam, şeyde paylaşacaksan söyle, yayının en başında söyle bana o zaman.
Kız psikolojinin bozuldu. Senle bak özel konuşuyoruz, görüşüyoruz, ediyoruz. Yani ben burada beynim rahatlasın diye kalkıyorum böyle muhabbet edeyim diyorum. Ondan sonra sohbet edeyim diyorum. Yani gerçekten beynim doldu. Psikolojim kalmadı. Sanki vardı. Yaz bir şey vardı. O da gitti. Yok canım, o ayrı bir şey. Bunalım ayrı bir şey. Arkadaşlar Bunalım her dedi. gün O da 200 ayrı bir şey. dolu TL. Yani yazık günah değil mi Evet. bana ya? Bazen param oluyor, taksiyle gidiyorum. Olmazsa ta buradan yürüyorum. Yürüyorum, dolmuşa gidiyorum. Bunalım da doğru. Yani bunu hak etti mi bunları? Hak etmedim. Bana golüm yapacaksanız bana golüm yapacaksanız cumartesi, pazar, pazartesi yapın. O zaman tamam eyvallah kaldırırım şakayı. Haftanın 4 günü bana şey yapmayın. Ay saçları da pek güzel canım. Canlı canlı. Burada Sağlıklı. biraz kızıllık var. Onu da artık 20-25 gün sonra açarım. O gider Kızıllık derken gider koyuluk koyuluk var. bak. Hı. Çok belli olmuyor canım. Çok belli olmuyor. Sağlıklı duruyor Zaten saçların. O birden yeter. yüklenmedim. Yavaş yavaş açıyorum ben. Allah'tan ki İyi. Zümrüt geçenlerde dedi ya konuktu ameliyat olmadan önce. Dedi ya git Sibel dedi. Biz burada dedi Fulya ile konuşuruz dedi. Yani 20 dakika içerisinde yıkaman gerekiyor. Çünkü ağır yüklendiğimi anladı Zümrüt. Hemen gittim yıkadım. Eğer Ha. 45 dakika bıraksaydım saçımda saç kalmazdı. Sen profesyonel açacağınmışsın demek ki, o kuaförlerde olanlardan almışsın. Hayır Onlar ben evet. yıllardır canım yıllardır yani. Volümü Ha yüksek. şey ürünle mi kalite diyorsun yani ondan dolayı mı? Yoksa işi mi Açıcının biliyorsun volümü yüksektir. Ondan dolayıdır diye diyorsun? Ha, o düşünüyorum. yüzden işte bak Volüm Zümrüt olur ya. demeseydi ben 45 dakika bekletecektim. Ama Zümrüt dedi ki ne? Ha. Git dedi 20 dakikada beklet öyle yıka dedi. Ben Zümrüt'ü dinledim de öyle oldu. İyi yapmışsın canım benim. Çünkü ağır yüklendiğimi bildi. Ondan dolayı dedi git yıka 20 dakikada. 45 dakikayı bekleme dedi. Kopardı saçların, doğru. Kelaynak oldum. Ankara şubesi. Allah Kel aynak korusun. olmaz mı canım benim ya? Şey, sadece saçların kısalır. Allah vergisi saçlarım var hayatımda, kel aynaklı. Kökü sende yani. Her ihtimale karşı yanıma şemsiyemi alayım da. Al o şemsiyeni artık yanına. Her çıktığında aynı şeyi söylüyorsun. Çıktığında. Fulya, şemsiyemi almadım. Fulya, şemsiyemi alsaydın. Küründen madiden vardı. Bana saat almıştı. Bu arkandaki saat gibi. Ona sinirlendim. Kırdım. Ondan sonra bana gönderdiği pizzaları başıma kalktı. Ne pizzası kız? Şey. Hamburger. Sandviç. Sonra bu İzmir'de olan Azerbaycanlı Herma var. O da bana şemsiye gönderdi. Şimdi yarın bir gün o Herma'ya sinirlenirsen şemsiyeyi de kıracağım. Benim de öyle bir huyum var. Allah
Zaten ki Erma beni sinir etmiyor. Perma'da ne zaman yayınlarına girse yasak alıyorsun be canım be. Dikkat ettin mi? Ben Erma'yı almıyorum ki. Bir keresinde de yayınına geldi. Yasak aldırıyordu neredeyse sana. Tamam, yazma öyle bir şey. Yazma, yazma. Bak çıkartırım seni. Sesli okuyayım mı? Ay Aruşka, bakayım Aruşka'ya bakayım. Yerim onu. Pofidiyim. Tertemiz oldu, yıkandı o da dün. Pamuk gibi oldu. Bıcı bıcı yaptı Dalin'le. Günahımız ikimizin, eller bizi böyle bizim, kalplerime sızı dinsin, seni benden ayıranlar. Oku böyle Bedo. Nerede o Ya mancok yok bende? ya, onda ses mi var? Sesi mi var onun, Sibel? Yok. Gelmiş Keşfedilecek burada bir ses koskoca yok. arabeskin kraliçesi, fantazi müziğin kraliçesi, halk müziğinin kraliçesi Sibel Baysal'a tekneyle hava atıyor. O tekne senin ve John'a bir lıksın. Lıktırdım ya. Heh. E kızım, senin de bir dursun tot işin be yavrum be. Bak nasıl oynuyor, bak görüyor musun, bak bak Oy benim pofidiğim o ya. bak Ona bayılıyorum ben. bak Ben görüyor normalde musun, elini bak karısı bak evden. şöyle koyuyorum, bak kaldır diyor anne, diyor elini oynayacağız diyor, bak. Bu çok tatlı, çok masum, çok. Çok masum bu aşk. Çok. Akıllı benim kızım, maşallah akıllı. Yüzünü Değil mi kızım? Hep gözünü bozum yoruyor. ağrısın sana. Bak. Bak görüyor musun? Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ay. Ninnilerle büyüttün onu. Evet. Tamam dur anne. Nereye gideceksin? Hadi naşla. Su mu içeceksin? Mama mı yiyeceksin? Git kızım. Kız bana pasta alacaksanız doğum günümü beklemeyin. Kan şekerim düşüyor. Şimdi gönderin. Aa, bunlar da doğum gününü bekleyecekler. Daha kaç ay var? Daha Kasım'da senin doğum günün diye biliyorum. Sana Ha? doğum gününde davul zurna getirteceğim evine kız. Ne? Konser verdireceğim sana evde doğum gününde. Binadakiler rahatsız olmaz inşallah. Kasım, Kasım. Kasım, dokuz. Tamam, biliyorum biliyorum. Sana vallahi göndereceğim profesyonel orkestra evde. Pastan da ıvır zıvır da masanı da hazır etmiş olursun. Oh. Tarihleri şaşırdım. 11-9, 11 diyecektim, yanlış olurdu. 9 Kasım. Ha. Evet. 10 Kasım'da da Akrep atamızın doğum burcuyum ben. Akrep burcuyum canım. Atamızın doğum günü diyecektim. 10 Kasım'da atamızın vefatı.
Kaç oluyorum? 51. Niğde. Öyle bir şey ha. Şu an Boş ver, hesaplamaya 50'yim. gerek 40, 72'yim. yok. Şu an 50'yim. Ay valla kimsenin yaşını hesaplamıyorum gerçekten. Ben zaten 50 göstermiyorum ki. Göstersen ne olacak? Boş ver. Hayır. Göstermediğim şeyi de gösteriyorum. Olmaz yani. Göstersen ne olacak? Yaşanmışlıklar oluyor insanın içinde. O da güzel bir şey. Hadi biraz da Gollum şeyi yıkalım, tamam mı? Vallahi tamam. Askeriye kampına döndü burası. Hadi.